Merhaba sevgili Yakınım Dünyası programı izleyenleri. Programımıza kaldığımız yerden Ankara Çankaya'dan devam ediyoruz. Yanımızda Sarımsak Izgara Dürüm'ün kurucusu Salih Turgut Usta bulunuyor. Evet Salih Bey, öncelikle bir Adana hikayesinden yola çıkarak bu işletmemizi açmışsınız. Biraz bahseder miyiz, bu hikayemiz nasıl oluştu, burayı açmak neden aklınıza geldi? Sevgili izleyenlerimize paylaşır mısınız lütfen? Hikayemiz aslında 98 yılında başladı. Ben 13 yaşında Ankara'ya geldim. Biz 7 erkek kardeşiz. Aslen Mardinliyiz biz. Adana'da doğup büyüdük. Evet. 13 yaşında Adana depreminde Ankara'ya geldim. Abilerim de kebapçı olduğundan dolayı mesleği seçtim. En iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz mesleğimizi. Evet. İşte gördüğünüz Adana'da çok büyük emek var bunda. Yani sıfır sinir, zırhta çekiyoruz. Sabah ben 6.30'da geliyorum buraya. Oh maşallah. Saatlerce sinir ayıklıyoruz. İnsanlar daha lezzetli bir şey yesin, daha güzel bir şey yesin diye. Tamamen kuzu bunda, hiç dana yok. Evet. Zırhta çekiliyor. Evet. Dediğim gibi salatalarımız biz müşterilerimiz geldiği anda yapılıyor. İşte ezmemiz, tablacı salatamız, yoğurdumuz Konya'dan geliyor. Evet. Şalgamımız Adana'dan geliyor. Adana kebaba şalgamsız olmaz. Kesinlikle. Ayranımız Balıkesir'den geliyor. Onu meşhurdur zaten. Evet. Közlenmiş soğan sarımsağımız, işte patlıcanlı yoğurdumuz, sumaklı soğanımız. Ekmeğimiz zaten Hatay'a özgü bir sosumuz var. Keşkeş dediğimiz bir sos. Oo çok güzel. Evet. Onu yapıyoruz. Yani bu doğunun ve de aynı zamanda tabii Ege'den de ayranımızı alıyoruz. O güzel lezzetlerini, baharatlarını, kültürünü burada Ankara'mıza taşımışsınız Çankaya'ya. Aynen öyle. Elimizden geldiğince hani sevgimizi de katarak. Evet. Sadece bu emekli olmuyor. En güzel şey yaptığınız işe sevginizi katmaktır. Biz elimizden geldiğince sevgimizi katmaya çalışıyoruz. Evet. Çok da güzel yapıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Yani gelenler de çok memnun kalıyorlar. Sağ olsunlar. Evet. Etlerimiz nerede alırız ustam? Etlerimiz, bir kasabımız var bizim. Balıkesir'den. Oo çok tabii, güzel. Tabii kuzularımız Balıkesir'den. En zaten şu an kıvırcık kuzu kullanılıyor. Balıkesir hem eti hem de ayranı meşhurdu zaten. Yani ayranımız zaten oradan, kuzular da oradan. Kıvırcık kuzu kullanıyoruz. Bildiğiniz kasaptan devamlı alıyorsunuz. Tabii tabii bildiğimiz, yani Ankara'nın da bildiği bir kasap zaten. Hadi isim. Peki sadece burada Adana kebap mı yapıyoruz? Başka yok. İşlerimiz var mı? Bahsedelim isterseniz. Ciğer yapıyoruz, kuzu ciğer yapıyoruz. Oh. Yani kuzu ciğer zaten biliyorsunuzdur, lokum gibidir. Ada bir de doğuda artık sabah kahvaltısında bile kesinlikle biliyorsunuz ciğer yenir. Adana meşhurdur özellikle. Burada o kültür yok ama yavaş yavaş alışanlar da var. O kültürü tatmak isteyen insanlar zaten gelip kuzu ciğerimizi tatmaya çalışıyorlar. Kuzu çöp şişimiz var, tavuk şişimiz var, buttan yapıyoruz. Çok germeç güzel dediğimiz bir buttan yapılan bir telizgarada pişirdiğimiz bir tavuğumuz daha var. Evet, vermiş olduğunuz bilgilerle ve enerjinizle programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.